Merhaba arkadaşlar. Bu derste NextScript ile modifierler nasıl kullanılıyor onu anlatacağız. Hemen lafı uzatmadan kod üzerinde anlatmaya başlayalım. Öncelikle ne yapacağımızdan bahsedeyim. Sahneye bir silindir ekleyeceğiz ve bu silindiri üzerine bir bend modifier'ı yani eğme ya da bükme modifier'ı ekleyeceğiz. Daha sonra bu modifier'ı nesne olarak özelliklerini kullanacağız. Öncelikle C değişkenine bir silindir tanımlayalım arkadaşlar. C eşittir silindir diyorum. Bu silindirimin çapını 10 olarak giriyorum. Yüksekliğini 75 olarak giriyorum ve yükseklik segmentini giriyorum. Bunun sebebi de bend modifier'ının daha iyi çalışması için segmentinin fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla 15 olarak giriyorum. C nesnemi ürettim. Şimdi add modifier diyerek bu modifier üzerine bir bend modifier'ini ekliyorum. Eğer bend modifier'in özelliklerini biliyorsanız buradan başlangıç parametresi olarak da girebilirsiniz. Mesela angle 2 nokta üst üste 15 diyerek kaç derecelik açıyla bunun eğileceğini buradan belirtebilirsiniz. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum çünkü başta bir nesne olarak oluşmasını istiyorum. Dolayısıyla buraya direkt sadece bend modifier'ını ekliyorum. Bu ekleme işlemi bittikten sonra artık C nesnesinin üzerine ne yapabilirim arkadaşlar? Modifier'ımı ekleyebilirim. C nokta bend diyerek angle diyerek kaç derece eğim yapacaksam onu giriyorum. Daha sonra C nokta bend nokta. Bunları birazdan açıklayacağım nereden geldiğini. Direction 35 diyorum ve C nokta bend nokta bend modifier üzerinden axis diyorum. Axis x, y, z eksenlerini belirtiyor. 0 verirseniz x, 1 verirseniz y ve 2 verirseniz z eksenini belirtiyor. Biz z ekseninde bu eğimi vereceğiz. Şimdi bu kodu bir çalıştıralım ve olayı görelim. Evaluate all diyorum ve bir gördüğünüz gibi nesne oluştu. Şimdi bunu şuradan segmentlerini de görelim ve ne yaptığımızı anlatalım. Şimdi bu silindirimizin ismi, değişken ismi C. Modifier paneline geldiğimizde silindir üzerine bir bend modifier'ın eklendiğini görebilirsiniz. Biz ne yaptık? C nokta bend nokta angle dedik ve 65 değerini girdik. Aslında şuradaki değişkeni değiştiriyoruz. Direction'a 35 dedik ve aksise de z aksisini belirttik. Bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Modifier'ı eklemiş oluyoruz. Aynı şekilde birden fazla modifier da ekleyebilirsiniz. Mesela taper diye bir modifier var. Onu da ekleyelim yine. Öncelikle şu sahneden bu nesneyi sileyim, karışmasın. Yine ekleyelim. Add modifier. Taper diyorum. Taper modifier'ı nesnenin istediğiniz bölgesine bir şişkinlik veriyordu. Hatırlarsanız bu modifier'ı biz eklemiş olacağız. Bunu ekledikten sonra c nokta taper nokta amount diyerek 1.5 gibi bir amount diyerek genişliği belirteceğiz. Şimdi bunu çalıştıralım. Tools evaluate all diyelim. Bakın ne yaptı? Üst taraftan bizim nesnemizi şöyle gösterelim. Biraz genişletti, bastırdı. Dolayısıyla şu şekilde bir nesne oluşturmamızı sağladı. Peki yaptığımız işlem ne? Yaptığımız şu. Silindir nesnesini oluşturduk kodla. Üzerine bend ekledik. Bend'in değerlerini atadık. Daha sonra taper nesnesi ekledik. Taper'ın değerlerini atadık. Ve bu şekilde değerleri verdik. Mesela buna ne yapabiliriz? Yine kurve değerini de değiştirebiliriz kodla. Bu şekilde istediğimiz kadar modifier'ların özelliklerini ekleyip çıkarabiliyoruz kodla.